Arkadaşlar, İnce İşler Klanı'na hepiniz hoş geldiniz. Okulda ve işte öğretilen şeylerin aksine en zor zamanınızda ve en gerekli olduğu anda yanınızda ve cebinizde bulundurmanız gereken bilgileri veren İnce İşler dersleri başlamak üzere. Şimdi lütfen o gereksiz kağıtları, kalemleri ve defterleri bir kenara bırakalım ve aklımıza not almaya başlayalım. Çünkü herkesin hoşuna gidebilecek iltifatlardan bahsedeceğiz. Size tamı tamına 5 adet insan tipi ve bunların hoşuna gidecek iltifatları çıkarttık. Ve birincisiyle başlayalım. Sevilebilirler için, yeterince iyiler için, biraderim için. Ya bu çok iyi oldu ya, buna çok tuttum. Ama biz sevilebilirler için de başlayacağız. Sevilebilir insan tipi çok kolay anlaşılır. Sevilebilir insanlar sevgiyle beslenirler ve sevdiklerini sürekli göstermek ve aynı zamanda da sevilmek isterler. Dolayısıyla bu tip insanlara yapabileceğiniz iltifatlar sevgi ve sevgi dolu olmakla ilgilidir. Yani senin yanında kendimi sevgi dolu hissediyorum. Beni ne kadar güzel seviyorsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Bana kendimi gerçekten seviliyormuş gibi hissettiriyorsun. Beni sevdiğini her an hücrelerimde hissediyorum gibi iltifatlar sevilebilir insanlar için paha biçilmezdir. Çünkü onlar sevgiyle beslenirler ve iltifatlarını sevginin hamuruyla yoğurmak gerekir. Ve gelelim yeterince iyiler ve yeterlilere. Bu tip insanlar yaptıkları işte başarılı olmak isterler ve başarılı olduklarının herkes tarafından bilinmesini isterler. Dolayısıyla ilişki de onlar için aynı zamanda bir başarma unsurudur. Eğer ki size ne kadar başarılı davrandıklarını ve ne kadar iyi davrandıklarını onlara hissettirirseniz o zaman onları mutlu edersiniz. İşte iltifatları da iyi ve mükemmelle yoğurmanız gerekir. Mükemmelsin, harikasın, ne kadar iyi birisin. Senden daha iyi bunu yapanını tanımıyorum. Bu işi gerçekten çok iyi beceriyorsun. Senin kadar iyisini daha önce görmedim. Eline hangi işi alırsan onu sonuna kadar götürüyorsun. Senin yanında kendimi gerçek bir erkek ya da gerçek bir kadın gibi hissediyorum. Mükemmel birisin. Bu iltifatlar yeterince iyi hissetmek isteyenler için paha biçilmezdir. Çünkü onlar başarılı olmak isterler ve siz de onlara başarılı hissettirmek istersiniz. Ve gelelim umursayanlar ve hassaslara. Bunlar mükemmel empatlardır. Siz daha konuşmadan sizin ne hissettiğinizi bilmek isterler, bilirler, bildiklerinin de bilinmesini isterler. Dolayısıyla ben daha konuşmadan beni anlıyorsun. Sadece gözlerimin içine bakarak bana ne hissettiğini anlatabiliyorsun. Senin yanında kendimi ifade etmeme gerek yok. Gerçekten kendim olabiliyorum. Beni özgürleştiriyorsun. Çünkü sana kendimi ifade etmek zorunda kalmıyorum. Ben daha konuşmadan, lep demeden sen benim ne olduğumu ve ne istediğimi anlıyorsun. Bu iltifatlar umursayan ve hassas insanlar için gerçekten paha biçilmezdir. Çünkü onlar sizi umursarlar ama en önemlisi umursadıklarının fark edilmesini isterler. Ve sizinle ilgili her türlü duygu geçişini de sezmeleriyle ünlülerdir. Dolayısıyla sizi ne kadar iyi anladıklarını ve ne kadar iyi hissettiklerini ve sizi ne kadar umursadıklarını onlara anlatacak iltifatlar ederseniz o zaman onların kalbini fethedersiniz. Gelelim masumlara. Masumlar saf, iyi, temiz ve masum olmak isterler. Dolayısıyla da karşı taraftan aynı masumiyette algılanmak isterler. Onlara kendilerini güzel, saf, temiz ve kirlenmemiş hissettirmeniz gerekir. Bunlara ne kadar iyisin? Yüreğin, kalbin, ruhun ne kadar temiz? Ne kadar iyi niyetli birisin? Senin içinde en ufak bir fesatlık bile yok. Sen türünün tek örneğisin. Bu iltifatlar karşı taraftan çok güzel ve masum bir insan gibi algılandığını hissetmesine yol açar. Çünkü onlar masum, temiz, birer pamuk prenses, pamuk prens. Pamuk prens her ne kadar çok olmamış olsa da sonuçta Çukurova. Gelelim 5. adıma. Özgür ruhlular. Özgür ruhluları çok eğlenceli, sürekli bir partinin, eğlencenin, esprinin, kahkahanın ya da ortamın neşesinin peşinde olmalarından tanıyabilirsiniz. Dolayısıyla özgür ruhlu insanlara sürekli eşsiz olduklarını hissettirecek iltifatlarla giderseniz elbet kalplerini ele geçirirsiniz. Ne kadar eşsizsin, ne kadar özel birisin. Seni tanımlamak imkansız. Manyaksın ya sen. Sen türünün tek örneğisin. Senin olduğun ortam bambaşka. Seninle geçirdiğim, yaşadığım ya da yaptığım her şey bambaşka. Tarif edemiyorum derseniz işte o özgür ruhluların kalplerini fethedersiniz. Burada bir insan tipinin diğerinden daha iyi ya da daha kötü olduğunu anlatmaya çalışmadım. Sadece her insanın kendine göre hoşlandığı iltifatlar vardır. Doğru insana doğru iltifat etmek onu anladığınızı gösterir. Birini anladığınızı gösterirseniz o zaman ona sevdiğinizi ve ilgilendiğinizi de göstermiş olursunuz. Dersimiz bitti arkadaşlar. Bu işler ince işler. Ben Özgür Uysal. Bizi takip etmeyi unutmayın. Sevgiler ve saygılar.